İnsan suresi 8'de Allah kıskançlığı yasaklıyor mu? O severim ben senin boyunu bosunu, güzel yüzlü. Bebek gibi çok güzelsin, çok. Allah nurunu artasın. Çocukluğundan kalma, o güzellik yüzünde olduğu gibi kalmış ama sana müthiş yakışmış. Çok muhteşem görünüyorsun. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Cennette de inşallah kardeş oluruz, dost oluruz. İnşallah. Çok çok temiz yüzün, çok. Işık gibi, nur gibi tertemizsin. Maşallah. O ayeti bana göndersinler. Yani 128. Şeytan Allah'a sanırım. Eğer bir kadın kocasının nuşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisinden bir sakınca yoktur. Şeytanı Allah'a sanırım. Barış hayırlıdır. Allah bunu beğeniyorum diyor yani düzelmeleri. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Sırf kıskançlık değil bir de bencillik. Ya bencillik çok büyük bir tehlike. Hazır ve elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Yani nefsinizde böyle bir duygu var diyor Allah. Bencillik. Ama tabi vahşi bir duygu. Kıskançlık bu da vahşi bir duygu olarak vardır. Bunu Allah beğenmiyor zaten. Çok çirkin, bayağı küçük düşürücü ikisi de. Eğer ben canım kardeşimi tenzih ederim de doğada olan özellikler mesela kedilerde falan var. Diğer panter, pars bütün canlılarda var. Hem bencillik var mesela et falan buluyor hayvan. Pençelerin üstüne koyuyor. Kimseye elletmek istemiyor. Ve kıskanç. Mesela yavrular kendindeyse yavrulara saldırıyor. Kendine ait olmasını istiyor. Mesela eşinin sadece kendine ait olmasını istiyor. Tamam o bir makul tabii. Din açısından makul. Ama o tabii yırtıcı hareketler yapıyor. Yani saldırganlaşıyor. Dolayısıyla vahşi duygu olarak sizde var diyor Allah bunu. Vahşi bir duygu olarak. Yani insana yakışacak bir duygu olarak değil. Mümin bunu imanıyla yenecek diyor. Hem bencillik hem kıskançlık. Yani çok kaba duygulardır, çok ilkel duygulardır. Mümin bundan şiddetle kaçınacak. Evet, mesela saldırganlık duygusu da var. Bundan kaçınacak. Bunlar vahşi duygular.